Değerli arkadaşlar, artık küresel güçlerin özellikle Moskova'dan ve Washington'dan yapılan açıklamalar çerçevesinde söylüyorum. Küresel güçlerin yönetim birimlerinin, liderlerinin yaptıkları açıklamalar insanlık açısından 3. Dünya Savaşı riskinin bir eee fantazi olmadığını gösteriyor. Halbuki bu eskiden bizim gençlik yıllarımızda, Soğuk Savaş yıllarında falan bir fantaziydi. Çünkü Şuna inanmıştık hep, hep beraber. Yani bu kadar büyük bir dehşet dengesinin orta yerinde ne Sovyetler Birliği ne Amerika ne de başkası böyle büyük bir e, riski almaz diye. Fakat iş döndü dolaştı Soğuk Savaş'ın bitmesinden 35 yıl sonra yaklaşık nereye geldi? Sürekli olarak nükleer geliyor mu gelmiyor mu kim kimi atacak o onu vuracak mı bu bununla bilmem ne yapacak mı bunlarla uğraşıyoruz. Çok zor bir dönem. O yüzden ben hep şunu söylüyorum sizlere. İki tane cephesi var 3. Dünya Savaşı'nın. Biri Avrupa, biri de Filipinler ve daha doğrusu Pasifik. Yani bu iki cephe tıpkı 2. Dünya Harbi'ndeki gibi. 2. Dünya Harbi'nde de Amerika ve Japonya'nın Pasifik cephesi vardı. Almanya ve faşist İtalya ile de Avrupa'da savaşılıyordu. Aynı şey Rusya Avrupa'da, Çin Pasifik'te ciddi bir e, savaşa doğru yönlendiriliyor. Bakın Rus ve Çin donanmaları Japon denizinde büyük bir tatbikat yapıyor. Tatbikatın devamı Kuzey Kutbu. Orada büyük bir gövde gösterisi var. Biliyorsunuz Japon kuvvetleri artık e, Rus uçaklarını havada karşılamaya başladı. Aynı şekilde kutup dairesine doğru, Alaska-Kanada hattında çok ciddi gerginlikler var. Bugün, bugün arkadaşlar, Güney Çin Denizi gemi doldu. Amerika Birleşik Devletleri, Filipinler, Japonya, Yeni Zelanda, Avustralya. Büyük bir Güney Çin Denizi tatbikatı ve Filipinler Münhasır Ekonomik Bölgesi ki o Münhasır Ekonomik Bölgenin büyük bir bölümü e, tartışmalı. Çünkü Çin e, sürekli oraların kendisine ait olduğunu söylüyor. Düşünsenize dev gibi donanma yani Amerikalısı, Filipinlisi, Avustralya hepsi geldiler. Güney Çin denizine. Ve Çin'in hak iddia ettiği coğrafyada tatbikat yapıyorlar. Şimdi Çin bir yandan Rusya ile Kuzey'de yapıyor. Bir yandan da bu tatbikat nedeniyle Güney Komutanlığı Çin'in aynı bölgede Çin ordusu donanması ve hava kuvvetleriyle dev bir tatbikata dönüştü. Karşılıklı o. Ya şimdi Ardan abi bu patlar mı? Bugün patlamaz, yarın patlamayacağını garantisi yoktur. Bunu söylüyor. Belki bugün de patlayabilir. Biri bir şeyi yanlış anlar, bir uçak yanlış yere girer. Öbürü de onu vurur. Yani bu öyle e, askerlik o kadar hassas ve teknik bir hale geldi ki bunlar yaşanabilir. Ondan sonra ayıkla pirincin taşını. Olay burada. Fakat daha da vahim şeyler var. Nasıl ki Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere Ukrayna Savaşı öncesinde Rusya bir takım yığınaklar falan yaparken Ukrayna ordusuna acil bir savaş durumunda kullanılabilecek füze sistemlerini verdiyse Amerika Birleşik Devletleri aynı uygulamayı Filipinlere yapmaya başladı. Çok enteresan. O kadar büyük benzerlikler var ki ve e, Pentagon diyor ki Filipinler ordusuyla eş güdümlü olarak gerçekleştirilen Tayfun füze sistemlerinin konuşlandırılması süresizdir. Füze sistemi bölgeye sonsuz zaman dilimi zemininde yerleştirildi diyor. Nedir bu? Tayfun bir rampa sistemi arkadaşlar. Karada atıla. iki i̇ki tür füze ateşleyebiliyorsunuz bu rampalardan. Biri ünlü ve meşhur Tomahawk füzeleri. Öbürü de standart füze altı veya SM6'lar. Nedir bunlar? Bunlardan Tomahawk'ın menzili 1100 kilometre ve o bile artık orta menzilli sayılıyor. SM6 yani füze altının menzili ise yaklaşık 500 kilometre. Amerika bunları nereye yerleştirdi? Amerika bunları Filipinlerin Çin'e en yakın kuzey noktasına yerleştirdi. Lurzon eyaletinin bir yerine yerleştirdiği söyleniyor. Fakat nereye yerleştirildiği de sır gibi saklanıyor. Bilmiyorum Çinliler yukarıdan Olayı takip ediyorlar mıdır, etmiyorlar mıdır o ayrı bir hikaye ve e, bu yeni sistem 2023'te hizmete girdi arkadaşlar. Daha geçen yıl girmesiyle beraber Amerika 72 milyar dolarlık bir bütçeyle Çin'e karşı süper ordu kabiliyeti kazandırdı, Filipinlere aktardı. Süper ordu. Filipinler ordusu şu anda giderek bir süper güç ordusuna dönüştürülüyor. Esasında Filipinler ordusu Amerikan ordusunun ayrılmaz bir parçası haline getiriliyor. Bu kadar net. Bu kadar net. Ve gerçekten bu bataryalar Luzon bölgesinde ve füze sistemleri geçen Nisan ayında gerçekleşen ortak bir Filipinler Amerikan tatbikatı çerçevesinde oraya getirilmiş. Bir daha götürülmemiş. Ama sevkiyat sürüyor. Sevkiyatlar sürüyor. Şimdi e, tabi doğal olarak Çin sinirli. Dışişleri Bakanı Wang Yi dedi ki Amerika Birleşik Devletleri'nin Filipinlere yerleştirmekte olduğu füze sistemleri açık bir tehdittir. Bu politika bölgede derin istikrarsızlık ve çatışma arayışının politikasıdır. Buna karşı önlem almamız gereken karşı tedbir ve konuşlandırmaları hayata geçirmemiz meşru hakkımızdır dedi. Gilberto Teodoro var. Artık adamın adını ezberlemeye başladım. Filipinler savunma bakanı. O da diyor ki. Filipinler egemen bir devlet olarak kendi güvenliği için gerekli gördüğü her ittifakı yapmak ve ordusunu güçlendirmek hakkına sahiptir. Saldırgan olan Çin'dir. Ters psikoloji ile tehditler savuruyorlar. Bölgeye taşıdığı gemilere ve uçaklara karşı füze sistemlerini geri çeksin. Önce ve Batı Filipinler denizi ile Mischief Mercan adalarından çekilip gitsin diyor. Tehlikeli. Onu söylüyorum. En az Ukrayna kadar tehlikeli bir durumla karşı karşıyayız. Hoşçakalın.